Eczanede yaşayan hastalar gibiyiz. İlaçların içindeyiz. Devamız o raflardaki ilaçlarda. Fakat hekimler bize hangi ilaçla bu hastalığın tedavisini yapabiliriz bunu söylemediğinden dolayı orada yaşayan hastalara benziyor halimiz. O eczane Kur'an-ı Kerim. Onunla birlikte, onunla beraberiz. Esasında evimizde, ailemizde, cemiyetimizde ne kadar sorun varsa bunların cevabı o Kur'an-ı Kerim'de. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramın radıyallahu anhum onların yolunda giden ehl-i sünnet alimlerinin işaret ettiği, ifade buyurduğu, yaşadığı gibi yaşamazsak o zaman ilaç orada durur. Biz de maddi manevi hastalıklarımızla böyle boğuşmak zorunda kalır, çare ararız. Kardeşlerim, bir yerde kapı kilitliyse kilitli olan kapıyı anahtarıyla açabiliriz. Yani bize bir formül lazım. Ancak o formülle bütün bu problemleri çözebiliriz. Evet, problemlerimiz var, sorunlarımız var. Ama elhamdülillah bütün problemleri çözecek formülümüz de var. Evet, hastalıklar var ama Kur'an-ı Kerim eczanesinde ilacımız var. Evet, kilitli yürekler var. Onları açacak anahtar var. İlahi anahtar. Kur'an-ı Kerim var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, Kur'an-ı Kerim'le insanları, dünyayı cennete çevirmeye çağırdı. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a icabet ettiler. Uydular. Semi'na ve ata'na dediler. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah dediler. Peki neler oldu kardeşlerim? Dünyayı cennete çevirebildiler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asra, çağa, zamana asr-ı saadet diyoruz. Yani insanlar saadete, selamete, barışa, onun yaşadığı dönemde olduğu gibi başka bir çağda ulaşamadılar. Evet, kafirler, zalimler saldırdılar, hücum ettiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu saldırıların içinde yüreklerin nasıl cennete çevrileceği onun esaslarını gösterdi. Zaman zaman bu ümmet Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştı. Fetret halleri oldu. Kur'an-ı Kerim'e dönünce asr-ı saadet de aralarında, çağlarında yeniden koridorlar açtılar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in sahibi buyuruyor ki İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletihiye akvam. Bu Kur'an-ı Kerim en doğru, en selametli yola ulaştırır. Kapitalizmanın dünyayı getirdiği krizi görüyorsunuz. Ya sosyalizmanın kanlı inkılabı, ardından yıkılışı. Bugün insanlar batıda, doğuda sorunların mahşerindeler. Bu anafordan bir çıkış arıyorlar. Nasıl olacak kardeşlerim? Selçuklu, Osmanlı, Kur'an-ı Kerim'e dönerek nasıl insanları krizden çıkardılarsa biz de eczaneye, o eczanedeki ilaçlara, Kur'an-ı Kerim'e dönersek yeniden Kur'an-ı Kerim bizi tarihte defalarca olduğu gibi yeniden bu krizden kurtaracak. Evet, babayla oğul arasında, anneyle kızı arasında, komşu komşuyla sorun yaşıyor, devlet milletiyle sorunları nasıl çözecek? Bütün bunların cevabı sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'de. O halde kardeşlerim, gelin bu kitabı yeniden okuyalım. Ama sahabe-i kiram gibi okuyalım radıyallahu anhum. Taallama Umaru el-Bakara'ta fi 12 seneten felemma khatamaha nahara cezuran. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyordu. Ama Bakara suresini 12 yılda öğrendi Ömer radıyallahu anh. Ve sonrasında bir deve kesti.
sevincini böyle gösterdi. Gelin biz Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh gibi Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Selefi Salihin diyor ki, biz ilmi amelle beraber öğrenirdik. Onlar Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet-i kerimeyi ezberler, sonra onları hayatına taşır, ondan sonra 10 ayet-i kerime daha ezberlerdi. İlimle amel onların dünyasında birlikte vardı. Biz de dönelim Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sahabeye dönelim. Nasıl onlar 10'ar ayet, 10'ar ayet ezberliyorlar, sonra hayatlarına taşıyorlar, o ayet-i kerimelere göre yaşıyorlar, sonra tekrar 10 ayet-i kerime öğreniyorlar. Bu kardeşlerim bugüne kadar devam etti. Camilerde halkalar vardı. Osmanlı'da, Selçuklu'da, daha önceki zamanlarda alimler ayet-i kerimeleri okur, her ayet sana konuşur, bana konuşur, kızına, oğluna konuşur, İslam'ın kızına, Müslüman gence konuşur. Sonra bu ayet-i kerimeler iyice dinlenir, Müslümanlar bunları hayatlarına taşırlar, evlerinde, sokaklarında, okullarında, cemiyetlerinde o ayet-i kerimeler olur. Kardeşlerim, Fatiha'dan başladık. Ayet ayet gidiyoruz. Şimdi sizi o medreseye davet ediyorum. Fakat bu medresede talebelik ölene kadar devam edecek. Belki 10 yılda, belki daha kısa zaman, belki daha uzun bir zamanda bu bitecek. Fakat siz bu yolda olacaksınız. Hani bir Müslüman için imandan sonra en büyük rütbe nedir? İlim talebesi olmak. Talibi ilim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah azze ve celle böyle dua eylemesini telkin ediyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ya Rabbi benim ilmimi artır buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Öyle Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah Teala bunu öğretiyor ona. O halde bu dua bize bir Müslümanın peşinde mutlaka koşması gereken nedir? İlimdir. Sonra onu hayatına taşıyacak. Yani gelin kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e talebe olalım. Talibi ilim, ilim talebesi olalım. Haftada bir saatinizi Kur'an-ı Kerim'e ayırın. Tefsire ayırın. Hep beraber ayıralım. Salı akşamları bundan sonra. Her salı akşamı 21'de Kur'an-ı Kerim'le randevumuz var. Ama Hazreti Ömer Efendimiz gibi bir randevu. Ve sonrasında belki develer kesmeyeceğiz. Ama her sure bitince inşallah beraber dua edecek. Sizin o sureye, o ana kadar, bitimine kadar katıldığınıza dair şahadette bulunacağız. Hepimiz şahadette bulunacağız. Melekler buna şahit olacaklar ve sonra amelinize şahit olacaklar. Ayet ayet gideceğiz. Bazen Kur'an-ı Kerim bize iman esaslarından bahsedecek. Ailemize girecek. Kadınlar, erkekler, onların sorunları ve çözümleri nasıl, nasıl krizden çıkacaklar? Peki ya iktisadi hayat, içtimai hayat, komşular, onların birbiriyle münasebeti? Bütün bunların cevabını bir ilim sofrası, orada her şeyi bulacaksınız. Sadece cenneti anlatmayacağız. Kur'an-ı Kerim nelerden bahsediyorsa ayet ayet o ayet-i kerimeleri hayatımıza taşıyacağız. Bazen akideden, bazen ailedeki sorundan, babayla oğul arasındaki münasebetten, komşular problemleri nasıl çözecekler? Ayet ayet Rabbim ne buyuruyorsa bunları okuyacağız ve ayet-i kerimeler arasındaki münasebet, onları nazara vereceğiz inşallah. Fevkalade bereketli, feyizli bir ders olacak. Belki 10 yıl, belki daha fazla devam edecek bu ders. Fakat melekler buna şahit olacak. Talibi ilim olacaksınız. En büyük rütbeye nail olacaksınız. Belki bu dersi bitirdiğimizde içimizden bir kısmı ahirete irtihal edecek. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini unutmayın. اِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ عِلْمٍ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ. İlim talebesine ölüm,
ilim tahsil ederken gelirse o şehit olarak dünyadan ayrılır. Yani biz ilim talebesi olmaya niyet ettik. Kur'an-ı Hakim'e öğrenci olacağız. Resulullah Aleyhisselam bu ayet-i kerimelerle alakalı neler buyurdu? Büyük imamlar, İmam-ı Azam Hazretleri, onlar bu ayet-i kerimeleri nasıl anladılar? Sahabe-i kiram radıyallahu anh nasıl hayatlarına bu ayet-i kerimeleri taşıdılar? İşte bununla alakalı dersimiz başlıyor kardeşlerim. Hayatınızın en mühim, en önemli dersine başlıyorsunuz. Buna öğrenci olacağız, talebe olacağız. Her salı akşamı saat 21'de Kur'an-ı Kerim'le randevumuz var. Allah Azze ve Celle'nin kitabının önünde diz çökecek ve ona talebe olacak. Kur'an-ı Kerim hakikatlerini alacak, hayatımıza taşıyacağız. Öğrenecek, sonra hemen amel edecek. Hemen ibadete başlayacağız inşallah. Bu mühim derse hepinizi davet ediyorum. Çevrenizdekiler, kardeşleriniz, arkadaşlarınız, onları da şimdiden haberdar edin. Ömür boyu sürecek bir ders belki. Ama bu yolda ölüm gelirse, hangimize gelirse, Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var ki, o şehit olarak dünyadan ayrılacak. Sadece haftada bir saat kardeşlerim. Şimdiden bu dersimiz mübarek olsun. Allah Azze ve Celle'ye emanet olun.